Evet sevgili dostlar, Mescid-i Cuma'nın önündeyiz. Cuma Mescidi. Burası Kuba'ya sadece 1 kilometre uzaklıkta. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kuba'da 11 gün kalıp Hazreti Ali'yi bekleyip Ali ile gelen ailesini ve Hazreti Ali'nin ailesini de orada gördükten sonra Hazreti Ali'yi de yanına alarak oradan bir cuma sabahı yola çıktı. Şimdi aklımıza şöyle bir şey gelebilir. Efendimiz Kuba Mescidi'nden Cuma günü sabahleyin çıktığında niçin 1 kilometrelik kısa bir mesafeyi öğlen vaktine kadar ancak geldi? Bunun sebebi şu dostlar, Ensar sokaklara dökülmüş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye gelişini en büyük heyecanla, en büyük coşkuyla kutluyorlar. Allah Resulü'nün önünde onu karşılamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Talaal Bedruları burada da dile getiriyorlar. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 1 kilometrelik mesafeyi öğle vaktine kadar varmasının altında yatan sebep bu. Efendimiz işte buraya vardığı zaman burası Salim İbni Af'a ait bir bahçeydi aslında. Allah Resulü buraya vardığı zaman bir de baktı ki Cuma günü Cuma namazının vakti giriyor. Burada konakladı ve Salim İbni Af'a ait bu bahçede sahabeye Cuma namazı kıldırdı ve burada hutbe irad etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın burada sahabeye vermiş olduğu ilk hutbedir. Cuma namazını kıldırdığı, Medine'de Cuma namazını kıldırdığı ilk yerdir. İşte bu hatıra yaşasın diye daha sonra Ömer İbn Abdülaziz zamanında ilk kez buraya bir mescid inşa edildi. Ve Mescid-i Cuma Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o hatırasına binaen yıllar yılı yaşayıp durdu. Bu caminin bir diğer özelliği de sevgili dostlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidin içerisinde nerede durup mihrap olarak kullandığını biliyoruz. Bugüne kadar gelen rivayetler bize bunu gösteriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek kademlerinin değdiği yer de bu mescidin içerisinde. Dolayısıyla dostlar buraya geldiğiniz zaman Mescid-i Cuma Medine'de kılınan ilk cuma namazını söyler, size hatırlatır. Salim İbni Af'ı size hatırlatır. 11 günlük Kuba yolculuğundan sonra buraya gelip burada az bir şey istirahat edip cuma namazı kıldıran Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı size ve bizlere hatırlatır. Evet sevgili dostlar, Medinetül Münevvere'deyiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ayak bastığı, o mübarek kademinin değdiği tüm yerleri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. 1500 sene sonrasından gelsek bile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iklimine girip o iklimi solumak, Allah Resulü'nün arkasında yürümek için gayret sarf ediyoruz. Ve Medine'de tarihi bir değeri olan bir mescidin önündeyiz. Mescitte tadilat olduğu için mecburen dışarısında duruyoruz. Zaten Allah Resulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanına gittiğimiz zaman o dönemde buralarda hiçbir şey yok. Buralar açık bir arazi. Mescid-i Nebevi'ye yaklaşık 500 metre uzaklıkta bir yer burası. Ve arkamızda duran mescidin iki ismi var. Mescidül Gamame ve Mescidül Musalla isimleriyle anılıyor. Gamame bulut demek, Musalla ise namaz kılınan yer demektir. Bu isimlendirmelerin elbette ki tarihi birer anısı var, birer hatırası var. Gamame Bulut Mescidi'nin mescidi olarak isimlendirilmesi için şöyle bir olay aktarılır bize. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam malumunuz bayram namazlarını açık alanda kılardı. Mescid-i Nebevi'nin içerisinde değil, çoluk çocuk, kadın, yaşlı, genç, ihtiyar kim varsa Medine'de herkes bu meydana gelir ve bu meydanda bayramın coşkusunu en üst düzeyde yaşar. Bu meydanda en üst düzeyde bayramın coşkusunu yaşayarak kendilerini bayramla, bayramın o sevinciyle buluştururlardı.
İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada bayram namazları için geldiği zaman ya da buraya yağmur duası için geldiği zaman, ki biz buraya yağmur duası için geldiğini de biliyoruz. Sahabenin bize aktardığı rivayete göre bir bulut gelir, Medine'nin şu yakan güneşinin alemlerin sultanını yakmaması için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinde gölgelik yapardı. İşte bu gölgelendirmenin hatırası zihinlerde diri kalsın diye sahabe buraya Gamame Mescidi ismini veriyor. Daha sonra burada inşa edilen mescit de bu isimle anılmaya başlıyor. Musalla denmesinin sebebi ise işte burada bayram namazları kılınmasından dolayıdır. Eğer Medine'ye gelirseniz Gamame Mescidi'nde 1500 sene önce İmamı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olan bayram namazlarını hatırlamamanız lazım. Eğer buraya yolunuz düşerse burada semanın saçaklarını yırtacak iki elin sahibinin semaya doğru kalkıp yağmur yağmur diye inleyen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hatırlamanız lazım. Eğer Medine'ye yolunuz düşerse büyüklerin ayak izlerini takip eden küçük adımların da büyüyeceği düşüncesiyle Allah Resulü'nün ayak bastığı her yeri, her karış toprağı sizler de ziyaret etmeniz lazım. İşte onlardan bir tanesi de Gamame Mescidi diyorum. Evet sevgili dostlar, Hazreti Ebubekir'in mescidinin önündeyiz. Hemen yanımızda Gamame Mescidi var. Gamame Mescidi'nin hemen yanında da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sağının adamı olan, ondan hiç ayrılmayan, hayatı boyunca da her zaman onun sağında yürüyen bir İslam şahsiyeti olan Hazreti Ebubekir'in mescidinin önünde. Bu kadar iki mescit birbirine neden yakın diye aklınıza gelebilir. Çünkü buraların hatıraları var. Gamame Mescidi'nde hatırlayacağınız üzere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bayram namazları kıldırıyordu. Orada birkaç kez yağmur duasına çıkmıştı. Burası da yine Medine'nin musallası olan bölge içerisindedir. Ve burada da Hazreti Ebubekir Efendimiz bayram namazı kıldırmıştır. Böyle bir olaya şahadet ettiği için de burası Hazreti Ebubekir'in ismiyle özdeşleşmiş ve Mescidi Hazreti Ebubekir olarak anılmıştır. Hazreti Ebubekir neden Allah Resulü'nün kıldırdığı yerde değil de onun birkaç metre bu tarafında kıldırdığına dair aklınıza bir soru gelebilir. Onun da cevabı var. Hazreti Ebubekir İslam şahsiyetinin en güzel örneklerini ortaya koyarak büyük bir edeple ben Resulullah'ın durduğu yerde durmam diyerek onun biraz gerisinde burada durarak hilafeti boyunca bayram namazı kıldırmıştır. İki kez burada Hazreti Ebubekir Efendimizin bayram namazı kıldırdığını tarihler bize kaydeder. İşte buraya geldiğimiz zaman Hazreti Ebubekir'in hilafet yıllarını hatırlarız. 2,5 yıl boyunca Medine'den ve Medine dışındaki irtidat hadiselerinde nasıl sabit kadem durduğunu hatırlarız. Ve buradan 1500 sene sonrasına gider, Hazreti Ebubekir'in Allah Resulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la nasıl bir dostluk kurduğunu hatırlarız. Medine'de Ebubekir demek insanın zihnine çok şey getirir sevgili dostlar. Öyle bir şahsiyet düşünün ki 23 yıl Resulullah'ın arkasından bir an olsun ayrılmasın. 2,5 yıl Efendimizin vefatından sonra onun çizmiş olduğu rotanın göstergesinde yürüsün. Bir de bunun öncesi var. 20 yılda nübüvvet öncesinde Allah Resulü ile beraber bir hayatın sahibi olsun. Evet, yanlış duymadınız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la nübüvvet öncesinde bir dostluğun altına imza atıyor Hazreti Ebubekir. Tarihler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 20 yaşlarında olduğu zamanı gösterince Abdullah İbni Cud'an, ki bir yönüyle Hazreti Ebubekir'in amcazadesidir, onun evinde büyük bir olaya şehadet ederler. Bu olay tarihe
Hılful Fudul hadisesi olarak geçer. İşte o hadisede Hazreti Ebubekir o meclisin içerisindedir, o evdedir. O günler Hazreti Ebubekir 18 yaşlarındadır. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam da 20 yaşlarındadır. 20 yaşlarında Allah Resulü, 18 yaşlarında Hazreti Ebubekir. O günden başlayan bir dostluk ve arkadaşlık, o günden sonra nübüvvetin geleceği miladi 610 yılına kadar süren bir dostluk ki tarihler başka bir emsalini yazmamış ve Allah Resulü Hira mağarasında o büyük vuslattan sonra ilk arz ettiği insanlardan biri olarak Hazreti Ebubekir iman edip iman edenlerin ilklerinden biri olacak ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasından bir an ayrılmayacak. 23 yıllık nübüvvet sürecinde Hazreti Ebubekir anlatmak sayfalar dolusu malumatla, bilgiyle ancak söz konusu olacak. Ama buraya eğer bir gün yolunuz düşerse, Allah Resulü'nün sağının adamı olan, Sıddık lakabının sahibi olan, kıyamete kadar gelecek olan tüm insanlara sıddıkiyet nasıl olurmuş, sadakat nasıl olurmuş, bunu gösteren bir insan olarak bu toprakların herhalde sizlere söyleyecek çok sözü olacaktır. Ne diyelim? Rabbim duyanlardan etsin hepimizi inşallah.